Şimdi herkes soruyordur bu sıcak havada bu adamın üzerindeki bu ceket ne diye. Bu benim TEDx Alsancak'ta konuşma yaparken giydiğim cekette. O yüzden giydim. Şimdi ben bir hayran olduğum bir insanı buraya davet etmek istiyorum. Bir makine mühendisi. Makine mühendisine hayran olunabilir mi? Olunabilir. Sinemadan bahsetti ya, bence bugüne kadar konulmuş, bugünden sonra konulacak daha güzel bir sinema filmi ismi yok. Tabutta Röveşata. Neden sevdiğimi şimdi anlıyorum. Neredesin Firuze? Çok güzel yönetilmiş bir filmdi. Ve Hacivat Karagöz. Daha fazla konuşmayayım. Ezel Akay, lütfen. Ben teşekkür ederim, çok sağ ol. Nerede duracaktım? Nerede duruyordum? Tam şu köşeye çekileyim, görünsün diye. Şöyle bir soru var aklımda. Fakat gerçekten bu ismi, bu toplantının aklımda bir soru var. Benim uzun süredir yapmakta olduğum şeyi bana hatırlattı. Bir soruyla uğraşıyorum yaklaşık 2-3 senedir. Anlatıcılığın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ve hani biraz fazla tekrar ediyorum. Öğrencilerim falan defalarca aynı hikayeyi dinledi benden. Ama bu soru sorulup alınan cevap tekrar tartışılmadan anlaşılabilecek bir şey değil benim için. Şöyle bir şey düşünün. Yani ben anlatıcılığı anlamaya çalışırken bana ilham veren bir metin okudum. Şöyle bir şeyi tahayyül etmemizi istiyordu o metin. Hepimizin tanıdığı bir ortam bu aslında. Yani hep duymuşuzdur, biliyoruzdur. Birisi, bir topluluğun içinden birisi belli ki bir yere çıkar. Ya böyle bir ateşin önüne, ya bir yıkılmış bir ağacın ya da ilginç bir kayanın üzerine. Etrafında da insanlar toplanırlar. O insanlar daha önce böyle toplu bir halde değillerdir. İşte alışveriştedirler, yaşıyorlardır, çalışıyorlardır. İlk anlatıcının hali bu aslında. Ve bu anlatıcı onların hikayesini anlattığı iddiasıyla bir hikayeye başlar. Herkes de ilgiyle dinler. Aslında bir bakarız, bir başka açıdan baktığımızda görürüz ki onları aslında bir araya getiren şeydir o hikaye. O hikayeyi dinlemek için toplanmışlardır. Demek ki o hikayeden önce dağınıktılar. Bir arada değillerdi. Hepsi biliyor aslında hikayenin onları bir araya getirdiğini ya da getireceğini. Hikaye aslında onların yaşadıkları bir şey. Yani ortak olarak hep birlikte yaşadıkları bir şeyi anlatıyor. Hani bu sizin hikayeniz denen şey var ya, bütün hikayeler için geçerli o. Aslında hakikaten yaşadıkları bir şeyi anlatıyor. Niçin yaşadıkları bir şeyi yeniden dinleme ihtiyacı hissediyorlar? Çok gerilere gidelim. Hani dilin falan çok zayıf olduğu bir döneme. İşte bir mamut avı olsun. O avın sonunda mamut işte avlanır ve onu avlayan insan topluluğu onu hani parçalayıp yemek üzere bir yere gelir. Yerler, karınları doyar ve birden avcılardan bir tanesi, büyük ihtimalle en zayıfı, en işe yaramazı, en çirkini. Hani avda hiçbir şekilde mamutun öldürülmesine katkıda bulunamayan birisi çıkar. Karnı aç çünkü. Ve mamut avının hikayesini anlatır onlara. İşte der Urk koşturdu, Urk orada işte koşturdu, mızrağını kahramanca savurdu, kulağından girdi, arkasından Burk tabii ki her zaman olduğu gibi başkalarını öne sürdü. Kendisi geride kaldı. Hayvan yere düştü, yendi, bacaklarından tutuldu. Hep birlikte getirdik ve bütün bir senemiz kurtuldu. Aç değiliz artık. Bu hikaye anlatıldığı anda artık o insanlar tekrar birlikte ava çıkabilecek bir mitolojiye sahip oluyorlar. Bu yaşadıkları şey ile anlatılan şey arasında önemli bir fark var. Biz yaşadıkları şeye hakikat diyoruz genellikle.
ve anlatılana da masal diyoruz. Fakat acaba gerçek anlamda hakikati anlatmak mümkün mü? Yani orada yaşayan herkes bu hakikat nasıl anlatılır diye düşünelim. Avlanan mamut nasıl anlatılır? En hakiki gerçeği nedir bunun? Kim anlatacak bize gerçeği? Mutlaka yine içlerinden birisi lazım. Tek tek sormaya başlayacağız. Bir tanesi diyecek ki Lilith'in memeleri çok güzeldi. Tam o sırada mamut geldi. Bir tanesi diyecek, o da hikayenin bir gerçeği. Ben tek bir çelmeyle devirdim şeyi. Kimse fark etmedi. Bir taş attım önüne ve devrildi mamut. Birden şunu fark edeceğiz. Ne kadar çok hikaye anlatılırsa, bu hikayelerin hiçbiri tek başına gerçeği anlatmamasına rağmen hakikate ilişkin bir şey söylüyor. Yani aslında biz hikaye anlatıcılarının esas yaptığı şey gerçeği anlatmak değil, gerçeği bulmamızı sağlayacak bir şekilde hikayeyi anlatmak. Bizler için hikaye de değil önemli olan. Olan olay değil bizim için önemli olan. Bizim için önemli olan anlatı. Bu anlatı kavramı biraz garip. Şöyle anlamak en kolayı. Fıkra anlatan bir arkadaşınızı düşünün. Aynı fıkrayı bir de siz anlatıyorsunuz. O anlatınca herkes gülüyor. Siz anlatınca hiç kimse gülmüyor. İşte bu ikisinin arasındaki fark bizim anlatı dediğimiz fark. Ve her anlatı aslında anlatıcının hakikati nasıl algıladığını gösteren bir özel içeriğe sahip. Çok iyi bildiğimiz, çok iyi tanıdığımız bir şey bizim hikaye denen, hikaye anlatıcılığı dediğimiz şey. Ben şöyle düşünmeye başladım bu iki sene boyunca, bu konuyla ilgilendiğim iki sene boyunca. Biz aslında hikaye anlatıcılığının altın çağında yaşıyoruz. Google ettim, hani baktım internetten. Evet, benim gibi düşünenler var. Hakikaten hikaye anlatıcılığının altın çağı denebilecek bir dönemde yaşıyoruz. Her şey, bu tabii benim gözümde olumlu bir şey. Çünkü biz ne kadar çok hikaye anlatılırsa ancak o kadar çok gerçeğe, hakikate yaklaşabiliyoruz. Çünkü çeşitli hikayeleri duyuyoruz. Ve o hikayelerin her birisi bize hakikat dediğimiz oldukça müphem kavramın içeriğini doldurmamıza yardımcı oluyor. Hikaye anlatıcıları çok çeşitli formlarda olabiliyorlar. Bir kere bir insanın hikaye anlatıcısı olabilmesi için deminki hikayede anlattığım gibi çirkin, beceriksiz, avda hiçbir şeye yaramayan, kendini besleyemeyen birisi olması gerekiyor. Genellikle toplum onları seçiyor. Neredeyse vazifem bu diye doğal bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Meddahları düşünün. Yani en hani arkaik, en eski hikaye anlatıcılarının bir modeli olan meddahları düşünün. Hepsinin çeşitli yetenekleri olabilir ama genellikle en yetenekleri oldukları alan bu. Ve bu alanda garip bir tembellik alanı. Yani oturup bakacaksınız. Sürekli oturacak, bakacak, çarşıda gezecek, sohbet edecek. Herkesin suyuna gidecek ki herkes onunla kendisi gibi, bir ayna gibi konuşabilsin. Herkesi dinleyecek. Bunun içinde ahlaklı olanlar yine de kendi hikayesini anlatacak. Ahlaka çok önem vermeyen, yalnızca ekmeğine önem verenler sizin hoşunuza giden hikayeyi anlatacak. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun vazifesi gibi davranan insanlar bu hikaye anlatıcıları. Bunlar hikaye anlatıcısı olabilmek için çok özel genetik özellikler gerekiyor. Öğrenilebilen bir şey bu ama belli öğeler olmazsa yapamayacağınız bir şey. Bu insanlar ya öğretmen oluyorlar, bu yeteneğe sahip olan insanlar, ya siyasetçi oluyorlar, ya evet hikayeci oluyorlar, film anlatıcısı, yazar oluyorlar, avukat oluyorlar. Veya TED konuşmacısı oluyorlar. Yani bu bütün TED konuşmacıları için geçerli bir durum. Yani oraya çıkabilmenin esas nedeni bir fikri olmak değil. Yani benim bir fikrim olduğu için çağırmadılar. Benim fikirlerimin envai çeşit benzeri var. Büyük ihtimalle o fikri iyi anlatıyor. En azından seyirciyi eğlendirir, vakit çabuk dolar diye çağırıyorlar. Bu tabii hikaye anlatıcılarının çok değersiz bir yerden başlaması gerektiğini gösteriyor. Ben börülce ile çıkacaktım. Ne güzel aldım. Çok güzel taze börülce aldım bugün. Mutlaka her anlattığımız şeyin bir hikayesinin olması lazım. Yani vücudumuzun da öyle olması lazım.
ilgi çekmemiz lazım. Beğenilmemiz ya da nefret edilmemiz lazım. Bunun için elimize geçen her türlü aracı kullanırız. Her şekilde kandırabiliriz. Yalan söyleriz. Siz yalan söylediğimize bile sevinirsiniz. Ama gerçek yalancılarla hikaye anlatıcılar arasındaki fark, bizlerin yalan söylediğini bilirsiniz. Yani istersiniz ki bazen doğru olsun belki. Belki bazen hakikaten yalan olsun söylediğimiz istersiniz ama mutlaka bilirsiniz ki ben yalan söylüyorum. Ama öyle bir yalan söylüyorum ki, Picasso'nun bir zamanlar dediği gibi, gerçek ortaya çıksın bu yalanın sonunda istiyorum. Çünkü gerçeğin ortaya çıkmasının hikayeden başka, o gerçeğe ilişkin bir hikaye anlatılmasından başka imkanı yok. Hakikati ben buldum deyip de bize söyleyebilen hiç kimse olmadı. Ama çok hikaye anlatıcısı var dünyada. Bütün gazeteciler, bütün edebiyatçılar ve artık yani altın çağ dememizin nedeni de şu. İnternet sayesinde hikaye anlatıcılığın araçları, anlatı araçları çok çok çeşitlendi. Daha iyisi ve daha önemlisi bütün hikayeler bize ulaşmaya başladı. Kötü çevrilerek, taklit edilerek, resimler aracılığıyla, müzikler aracılığıyla biz yeryüzünün her yerinden insan hikayelerini duyup dinleyebilecek hale geldik. Giderek bu bizi nasıl bir tane hikaye bir insan grubunu, bir topluluk, bir cemaat haline getiriyorsa, aslında birçok hikaye de bize topluluğumuzun bu kadar olmadığını, bütün evrene, bütün yeryüzüne, inşallah evrenedir de, bütün yeryüzüne yayıldığımızı gösteriyor. Yani bütün hikayeler de bir hikaye oluşturuyor. O hikaye de büyük ihtimalle ya evren diye sonuçlanıyor ya da biz bir bütünüz diye sonuçlanıyor. Ama bu çağın en önemli özelliklerinden biri şunun farkına varmamızı sağlaması. Biz diye bir şey var. Sadece burası değil bu. Çünkü başka hikayeler de var. Çünkü başka araçlarla anlatılan hikayeler de var. Gerçeği arayan herkes için aslında en doğru şey hikayelere bakmak. Burada bir küçük yine kafama acayip takılmış olan bir hikayecinin hikayesiyle ben bitirmek istiyorum. Hikayecinin adı Elsa Sofia von Kampowener. Benim de böyle bir ismi olsun isterdim. Elsa 12 yaşında Anadolu'ya geliyor. Babası bir Alman subay, Osmanlı ordusuna eğitim veren subaylardan biri. 7-8 dil birden konuşuyor kız. Çok böyle dil becerisi yüksek. Ve sarayda işte 8 yaşından yaklaşık 19 yaşına kadar Osmanlı'da, sarayda, asalet cemaatleri içinde yaşıyor. Hizmetçilerden, şuradan, buradan, masal anlatan kadınlardan Türk masallarını öğreniyor, dinliyor. Ve ısrarla babasına Bağdat'a gittiği bir kervanla kendisini de almasını istiyor ve bunu kabul ettiriyor. 16 yaşında bir kız. Tabii babası ancak erkek kılığına girersen rahat ederiz diyor. Erkek kılığında Elsa anlatıyor bize bu hikayeyi. Diyor ki erkek kılığına girdim, kervana katıldım. Kervanın Kör Fehim Efendi diye bir meddahı vardı diyor. Kör Fehim Efendi çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Kervanda yolculuk boyunca herkesi eğlendirmek için tutulmuş. O zamanın geleneği, o zaman sinemacılar olmadığı için meddahlar bu işi yapıyormuş. Elsa sabah akşam anlattığı onun masalları dinliyor ve günün birinde diyor ki ya ne olursun bana da öğret. Ben de hikaye anlatıcısı olmak istiyorum. Fehim onu Paşaoğlu diye seviyor. Erkek kılığında olduğu için. Diyor ki sen diyor batılısın. Ben şimdi sana bunu anlatırsam yazarsın. Yazılınca bizim hikayelerimiz ölür. Kitaplar bizim hikayelerimizin mezar taşlarıdır. Hani ancak yeri belli olsun diye hikaye yazılır. Yoksa bizim anlattığımız bütün hikayeler anlatıldığı ana aittir. Ve ondan koparttığın zaman hiçbir manası kalmaz. Bak mesela diyor, sabah anlattığım ağacın içinde kaybolan kadın hikayesini erkekler cemaati, kadınlar, kadın hacılar cemaatinin önünde başka türlü anlattım.
Çocuklara başka türlü anlattım. Kar yağdığında başka türlü anlattım. Bizim hikayemiz zamana, mekana ve karşı karşıya olduğu seyirciye bağlı olarak değişir, diyor. Bu yüzden diyor, sana anlatamam. Yazmamaya söz verirsen anlatırım, diyor. Elsa söz veriyor. Hakikaten de 62'de ölüyor Elsa. Ve hakikaten o zamana kadar yazmıyor. Almanya'nın 50'lerdeki en ünlü hikaye anlatıcısı oluyor. İnanılmaz şaşırtıcı şekilde anlatıyor masalları. Dinleseniz kültürümüzün geçmişinin nelerle dolu olduğunu da anlarsınız. Hikaye anlatıcılığının nasıl bir şey olduğunu, hakiki hikaye anlatıcının nasıl bir şey olduğunu da çok iyi kavrarsınız. Elsa bunları radyoda anlatıyor. Adı Dost Masalcı'ya çıkıyor. Yıllar sonra da tabii Türkçe'ye çevriliyor kitaplar Almanca'dan. Kervan Ateşi Masalları diye basılıyor. Elsa'nın hikayesi aslında klasik bir anlatının nasıl yok olacağını anlatıyor. Yoksa yani romanlar kötü hikaye araçları değil, başka hikaye araçları. Aynı şekilde sinema da öyle. Ama yüz yüze anlatılan hikayeden biz aslında bizim neden hikayelere ihtiyaç duyduğumuzu, hikaye anlatıcısının kafasının nasıl çalıştığını. Ben burada şu anda mesela siz tek tek hepinizi görüyorum, görmek zorundayım, bilmek zorundayım. Hani bu iş biraz 18 dakikanın üzerine çıksa, sıkıldığınız anda şaklabanlık yapmak zorundayım. Cem Yılmaz'ı seyrettiniz, asil bir komedyendir değil mi? Sahnede yuvarlanabiliyor ama. Yani o onun için kendini aşağılamak değil, aslında sizi elinde tutuyor o sayede. Kendi vücudunu, kendi bedenini, kendi varlığını da bir araç olarak kullanıyor. Ve orada ortak bir şeyi paylaşıyoruz sonuçta. Ve hakikate doğru adım atmak için bir fırsat oluyor bu. Bu Elsa'nın kendi ağzından okumak istiyorum. Size Körfeğim'den dinlediğini söylediği bir hikaye açılışı ve kapanışı. Bir dakika 46 saniye. Dinle ey dost ve kardeş. Eğer bir deven varsa o zaman onu yavaş sürmeye özen göster. Çünkü yumuşak çöl kumuna alıştıkları için sert dağlık yollar onun ayaklarını acıtır. Sen onun yumuşak ayaklarını düşünmek zorundasın. Eğer bir atın varsa sırtında hafif olmaya çalış ki seni bir bulut gibi taşırken rüzgarla yarışabilsin. Eğer bir fikrin varsa ey dost ve kardeş, devenin yumuşak ayakları gibi sessizce ortaya çıkar onu. Bırak oradan gürlesin. Asil bir atın hızı gibi. Ama sen bulutta saklanır gibi gizli kal. Ama ruhunda güzel bir yalan saklıyorsan, önce ondan bir şiir yap veya onunla güldürmeyi sağla. Ya da ikisini de yap ve atını çok hızlı sür. Çok hızlı çünkü kim gülmeyi bir yalanla birlikte getirirse, o bir hediye getiriyordur. Böyle dedikten sonra bütün hikayelerini şunun gibi bir cümleyle bağlıyormuş Körfeğim. Hay hak kardeşlerim, gelin ve dinleyin. Bizim olanı size vereceğimi görün ve bilin. Görüyor musunuz? Boş ellerimde altın elmalar var. Görüyorsunuz değil mi? Dikkat edin, size bir elma atıyorum. Sana bir tane. En arkadaki sana bir tane, köşede saklanan sana bir tane daha ve bir daha. Tutun onları. Bu arada ben de size hakiki hikayeler anlatacağım. Belki yaşanmıştır, belki kulaktan kulağa geçmiştir, belki de sadece görülmüştür. En doğrusunu kim söyleyebilir ki? Neyin gerçek, neyin sadece uydurma olduğunu kim bilebilir ki? Eğer her şeyi sonunda görmüş ve duymuşsak, o zaman o altın elmaları bana geri atın. Hani size boş ellerimle verdiğim altın elmaları. Ben ancak sizin ruhunuzun gözünden kendi altın elmalarımı görebilirim. Yakalayın ve tutun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili Ezel Akay, ben makinesini ekledim ama siz mühendissiniz. Üstelik Boğaziçi Üniversitesi mezunusunuz. Evet. Benim babam, oğlum başka bir okula gitmek ister misin derken, yok baba ben idari bilimlerde okuyacağım dedim ama okurken hep gazeteci olacağımı biliyordum. Siz mühendislik okurken
sinema endüstrisine, hikaye anlatıcılarınıza geçeceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl oldu? Yok vallahi bilmiyordum. O zamanlar doktor ve mühendislere kız veriyorlardı. Kızı aldınız işte mı bari? Hani Blue Çağ'ın sonunda öyle bir yanlış karar verdim. Kızı, yok kızları unuttum ya, aldım herhalde. Niçin girdiğimi unuttum. Ama bakmayın bu makine mühendisliği falan, hikaye anlatıcılarının hikayesi de yalandır. Hani orada makine mühendisliğini öne çıkarıyoruz falan ama benim hayatımda makine mühendisliği girdiğim bir takım fizik dersleri dışında hiç olmadı. Başından sonuna kadar vıdı vıdıyla geçti. Ama bize çok güzel bir hikaye anlattınız yine. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.